ve kainatın efendileri. Benim adım Adam. Eternia Prensi ve Gölgeler Şatosu'nun sırlarının koruyucusuyum. İşte bu da Titrek, benim korkusuz dostum. Bana verilen muhteşem gücü kullanmak için kılıcımı havaya kaldırıp şunu söylemem gerekiyor. Gölgelerin gücü adına! Güç bende artık! Titrek atılgan bir savaşçı haline gelirken ben de He-Man oldum. Kainattaki en güçlü adam benim. Sadece 3 kişi daha bu sırrı biliyor. Dostlarımız Büyücü, General ve Orko. Hep birlikte Gölgeler Şatosu'nun sırlarını İskeletor'un kötü güçlerine karşı savunuyoruz. Şatonun Sırrı. Hey, birileri havaya fişek atıyor. Yaşasın. Biraz sakin ol Orko. O fişekler Yılan Dağı'ndan geliyor, baksana. Tanrım, örümceklere dönüşüyorlar. Aslında pek sayılmaz. Bunlar İskeletor'un büyülü fişekleri olmalı. Kılıcım hiç bu kadar isabetli olmamıştı. Sana yetişmeye çalışıyorum baba. Bir düşünelim. Şu yağmuru yağdıran sihrim nasıl? Acaba yukarıdan kovalar yağsın, etrafı göletler bassın. Yok, bu değildi. Orko, bir kez olsun işimize karışmasan olmaz mı acaba? Affedersiniz. İşte bitti. Daha kısa sürebilirdi ama neyse. Bu iş ciddiye bindi. Duncan, yeni ateş aracını getir. Daha birkaç ayarlama yapmam lazım ama peki, gidiyorum. Ona yardım etsem iyi olur baba. Otur yerine Titrek. Orada dur. Kımıldama. Ama ben örümceklerden korkuyorum. Gölgelerin gücü adına. Güç bende artık. Kraliçeyle konuşup Adam'a yeni bir hayvan aldırabilsem iyi olacak. İyi misin General? Nasıl görünüyorum sence? Buradaki iyi değilmişsin gibi görünüyor da. Aferin Orko. Şimdi git başımdan. Ama. Hadi kedicik. İskeletora ateşle oynamanın tehlikeli olduğunu öğretelim. Tam da gösteriye denk geldik galiba. Gölgelerin gücü adına. Eğer kılıcım bu suyu kaynatabilirse biraz buhar elde edebiliriz. Şimdi de buharın bulut oluşturmasını bekleyelim. İşte oldu.
olmaz. Bu ateş arabası bütün yaptıklarımı mahvediyor. Eternia'yı istiyorum, hepsini, bütün kainatı. İlk günden beri bir adım bile ilerleyemedim. Kimse beni sevmiyor, hep bir sorun yaratıyorum. Çok güzel. Şu küçük böcek Orko kendine acımakla meşgul. Keşke bu sihirli lamba olsaydı. Sihirli lamba mı? Aptal. Ama bir dakika. Belki de bunu lehime kullanabilirim. Eğer bu sihirli olsaydı şöyle bir sıvazlardım ve... Tebrikler küçük sahip. Ay canına, işe yaradı. İsteğiniz benim için emirdir. Şuna bak, aynı hikaye kitabındaki gibi bir şey dileyebilir miyim gerçekten? Bir dileyin de görün o zaman. Nasıl bir şey isterdiniz? Klasik bir şey mi, güç mü, zenginlik mi, ne dersiniz? Hayır bacın, öyle bir şey değil. Ben sadece arkadaşlarımın beni sevmesini istiyorum. Tek dileğim bu. Bu imkansız. Arkadaşların seni sadece onlara bir evcil hayvan duygusu verdiğin için tutuyor. Şaka yapıyorsun değil mi? Bir düşün bakalım. Ama dürüst ol. Sen olmasaydın Eternia'dakiler daha mutlu olmaz mıydı acaba? Yani bazen böyle hissettiğim zamanlar olmuyor değil. O zaman harekete geç. Bir şeyler yap. Ne gibi? Sakın bana boyut geçidini unuttuğunu söyleme. Boyut geçidi mi? İşte şimdi oldu. Buyurun küçük ve saygıdeğer efendim. Dostlarının onu buralarda istemediğini anlayacak kadar zeki birine hizmet etmek benim için zevk. Eminim general gittiğimi öğrenince çok mutlu olacaktır. Buradaki herkesin hayatını mahvettim. İşte bu bir şans. Adımını attığın anda seni evine götüreceğiz. Sevilen ve istenen biri olduğun evine. Sanırım burası ait olduğum yer. Pekala, herkese elveda. Beraber çok güzel zamanlarımız oldu. Her şeyi mahvettiğim için çok üzgünüm. Hey sen, gel buraya. Büyücü, neden yaptın bunu? Büyücü, neden beni engelledin ki? Ben ve cinim her şeyi ayarlamıştık. Cinim dediğin şey sandığın şey değil. Ne fark eder ki? Nasıl olsa kimsenin umurunda değilim. Yanılıyorsun Orko. Dostların seni seviyor. Eğer gidecek olursan kalplerini kırarsın. Ama generalinki kırılmaz. Bana o kadar çok kızıyor ki. Oo Orko. Birinin sana kızmış olması, seni sevmiyor olması anlamına gelmez. Bence de öyle. Hayır. Gel de sana ne kadar yanlış olduğunu göstereyim. İlk yumurta numaranı yaptığın zamanı hatırlıyor musun? Çelik tepsi, uç tepsi. Teda! Bravo! Bravo! Muhteşemdin, bravo! Orko! Şimdi de başka bir numaram olan... Senden istediğimiz tek numara kaybolma numarası. Özür dilerim. Özür dilemek yetmez Orko. Odana çık ve daha dikkatli olacağına söz verene kadar da oradan çıkma. Peki general. Onu cezalandırmaktan nefret ediyorum ama daha dikkatli olması için bunu yapmalıyım. Haklısın ama bir düşünsene. Küçük Orko olmasaydı buralarda hayat ne kadar sıkıcı olurdu. Bunu düşünmek bile istemiyorum. Biliyor musunuz, Orko olmasaydı kahkaha atmanın ne demek olduğunu öğrenemezdim. Evet Orko. Hala generalin seni sevmediği için mi cezalandırdığını düşünüyorsun? İnanamıyorum büyücü. Böyle düşündüğünü bilmiyordum. Ama yine de daha canlılarımız da oldu. Yani hala ikna olmadın öyle mi? Sanırım hayır. O zaman izle. Buraya ilk geldiğin günü hatırlıyor musun? Adam'ı kurtarman oldukça cesur bir hareketti. O gün tüm Eternia'ya büyük bir iyilik yapmıştın. Şimdi anladın mı Orko? Sen olmasaydın He-Man de olmazdı.
Ayrıca İskeletor'la onca yıldır tek başına nasıl mücadele ederdi? Vay canına, sanırım ben gerçekten önemli biriyim. Belki de arkadaşlarım gerçekten beni seviyordur. Orko, her birimiz önemliyiz. Hepimizin hayatları bir şekilde bağlantılı. Ve farkında bile olmadan başkalarının hayatlarını etkileyebiliriz. Keşke cinim bana bunları anlatmış olsaydı. Cinim dediğin şey sandığın şey değildi. O İskeletor'du Orko. İskeletor mu? Vay canına, büyücü. Teşekkür ederim. Şuraya bak. Bugün gerçek dostumun kim olduğunu anlama günü galiba. Ya da kim olmadığını. Bana yalan söyledin İskeletor. Dostlarım beni çok seviyor. Evet, ama ihanet ettiğini öğrendikleri zaman buna pişman olacaklar. Asla. Gölgeler Şatosu'nun sırrı. Bildiklerini anlat. Kimse Gölgeler Şatosu'nun sırlarını bilemez ki. Düzeltmek istediğim bir hata bu. Anlat bakalım. Çene köprüsünü nasıl geçebilirim? Hayatta öğrenemezsin İskeletor. Bunu sana asla söylemem. Ufak bir dürüstlük büyüsü dilini çözmeye yeter. Uykun mu geldi Orko? Uyu uyu. Hadi. Tamamdır. Gölgeler Şatosu'na nasıl girerim? Önce çene köprüsünün bilmecesini bilmen gerekiyor. Evet, bilmeceleri hiç beceremem. Kim bilmece çözebilir? Bilmece mi? Ben çözemem. Özür dilerim. Bu böceği zindana atın, sonra da hemen benimle Gölgeler Şatosu'na gelin. Çene köprüsü, bana bir bilmece sor. Bu kapıdan Gölgeler Şatosu'na giren ve bir daha ne girebilen ne çıkabilen şey nedir? Hey, uyansana, bana cevabı ver çabuk. Kapıdaki anahtar deliği hem girmez hem de çıkmaz Gölgeler Şatosu'na. Tabii ya, kapıdaki anahtar deliği. Şimdi açıl bakalım. Girin. Sonunda Gölgeler Şatosu ve sırları benim olacak. Artık beni hiçbir şey durduramaz. İskeletor, bu da ne? Dur İskeletor. Çene köprüsünü açmayı nasıl başardın bilmiyorum. Ama yine de benimle karşılaşmadan Gölgeler Şatosu'na giremez. Bu büyücü, buradan uzaklaşsak iyi olacak. Olduğun yerde kal yenge suratlı korkak. O bize hiçbir şey yapamaz. İçinde kötülük olduğunu biliyordum İskeletor. Ama bu kadar aptal olduğunu düşünmemiştim. O büyü yapacak. Büyü yapmadan önce şöyle bir kafanı kaldır bakalım tatlım. Orko. Beni merak etme büyücü, göster ona gününü. En ufak bir denemende bu küçük mikrobu bir daha hiç dönemeyeceği bir galaksiye gönderirim. Orko'yu serbest bırakmak için ne istiyorsun? Beni Gölgeler Şatosu'na al ve sırlarını da bana ver. Hayır yapma, ona sırları verirsen Eterni'yi ele geçirir. Pekala İskeletor. Ama Orko'ya en ufak bir şey olursa buna çok pişman olursun, unutma. Sırları aldığım anda onu memnuniyetle bırakırım. Neden şimdi bırakmıyorsun? Zaten teklifini kabul ettim. Henüz değil büyücü. Ayrıca hazır buradayken zincirle onu Kobra Khan. Biz şatodayken bir sürprizle karşılaşmak istemem. Prens Adam, beni duyabiliyor musun? Prens Adam, orada mısın? Büyücü, seni duyabiliyorum. Gölgeler Şatosu'nun Himen'e acil ihtiyacı var. İskeletor Orko'yu esir tutuyor ve serbest bırakmak için beni şatonun sırlarını vermeye zorluyor. Onu elinden geldiğince oyala. Hemen geliyorum. Gölgelerin gücü adına. Güç bende artık. Şu
şu düğmeye tek bir dokunuşla bum, kendini başka bir galakside bulursun. Böylece sizin bu çirkin suratlarınızdan da kurtulmuş oldum. Bas şuna demir çene, bas da bakalım nasıl uçuyormuş. Orko'nun başı büyük dertte. Orko'yu fırlatacak mısın yoksa? Fırlatsak mı? İskeletor büyücüye söz verdi. İskeletor sözünü hiç tutmaz. Bunu sen de biliyorsun. Haklısın. Pekala ufaklık, veda et artık. Orko! Bırak beni hemen. Fazla uzaklaşmadan bırak. Sanırım zaten yeterince uzaklaştık. Bir taşla iki kuş. Himini de başka galaksiye yolladık. İskeletor buna çok sevinecek. Himinin kaplanı. Himen, özür dilerim. Her şeyi berbat ettim. Daha her şey bitmedi küçük dostum. Küçükken bana uçmak için nasıl yardım ettiğini hatırlıyor musun? Şu eski paraşüt numarasından mı bahsediyorsun? Aynen öyle. Tekrar yapabilir misin sence? Beni bu balonun içinden çıkarabilirsen. Hiç sorun değil. Pekala Ayman, sıkı tutun. Hazırım. O zaman atla. Yuhu! Büyücü, ben Himen. Beni duyuyor musun? Beni duyuyor musun? Duyuyorum Himen. Orko'yu kurtarabildin mi? Evet. İskeletoru daha ileri götürme. Oraya doğru geliyoruz. Sen dert etme. Gölgeler Şatosu'nun içindeyken İskeletor benim için çocuk oyuncağı. Gölgeler Şatosu'nun kudretini görmek istiyordun. O zaman gözlerini dört aç İskeletor. Kurtuldu. Akıllı ol büyücü. Hala adamlarım küçük arkadaşını uzayın derinliklerine uçurabilir. İskeletor. Sizin burada ne işiniz var? Orko'ya göz kulak olmanız gerekiyordu. Emir seni onu uzaya yolladı bile. Yollamamı pençe istedi. Hayır, ben istemedim. Evet, istedin. Geri zekalılar. Gölgeler Şatosu. Duy sesimi. Bu canileri duvarların dışına yolla. İskeletor, kaçmamız gerekiyor. Saçmalama. Benim sihrim büyücünün icabına bakar. Öte yandan kaçmak çok kötü bir fikir olacaktır. Sana yardım edeyim İskeletor. Kaçın! Şurada bir kapı var. Çıkış burası olmalı. Hayır, olamaz. Buradan nefret ediyorum. İskeletor. Şatodaki küçük turun güzel geçti mi? Çıkar beni buradan, seni pis cadı. Memnuniyetle İskeletor. Bir dahaki sefere evimi istila etmeden önce bir daha düşün İskeletor. Şimdilik güle güle. Hayır. Çene köprüsü açılıyor. Vay canına. Bütün bunlar hangi salağın fikriydi? Senin. Benim değil. Senin işte. Hayır, değil. Görünüşe bakılırsa büyücü İskeletor'a iyi bir ders verdi. Haklısın Himen. Gölgeler Şatosu'nun sırları güvendi. Ve hatta daha da önemlisi Orko da öyle. Şimdilik güle güle sevgili dostlarım. Teşekkür ederim büyücü. Biliyor musun Himen, ben de bir şey öğrendim.
Bugünden itibaren artık asla dostlarımın beni sevip sevmediklerini sorgulamayacağım. Sevmediklerini düşünsen bile. Bu iyi bir fikir Orko. Ve büyücüden de yepyeni ve sihirli bir numara öğrendim. Hem de generalin sevdiği türden bir numara. Derhal saraya gidelim, ben de generale sihrimi göstereyim. Bugünlük yeteri kadar sorun yaşamadın galiba küçük dostum. Şimdi anladım. Bazen aileleriniz sizi cezalandırdıklarında onların sizi sevmediklerini düşünürsünüz. Bu kesinlikle yanlıştır. Kötü oldukları için değil, size bir şeyler öğretmek için bunu yaparlar. Aynı hatayı tekrarlamamanız için ceza verirler. Generalin hatalarımı düzeltecek kadar beni sevdiğini öğrendiğimde çok mutlu oldum. Beni sevdiğini çok iyi biliyorum. Bunu her zaman dile getirmese de. Evet, pekala. Evet, gitme zamanı geldi.